Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda 6. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı sınav sorularının çözümüyle beraberiz. İlk sorularımız eşleştirme soruları. İlk soruyla başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ayçiçeği, şeker pancarı, kayısı, mısır, haşhaş, buğday, incir, pamuk, zeytin ve çay kelimelerimiz var. Bir, en fazla Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirilen, suyu seven, un, yağ ve hayvan gibi olarak da kullanılan bitkidir. Hangisi arkadaşlar bu? Mısırdır. 2. Ege kıyıları başta olmak üzere Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirilir. Yağ sanayinde ve sofralık olarak kullanılır. Zeytindir arkadaşlar. 3 yaz sıcaklığını sever ve en çok Şanlıurfa, Çukurova gibi verimli ovalarda yetiştirilerek özellikle dokumacılıkta kullanılır. Bu nedir arkadaşlar? Tabii ki pamuktur. 4 tahıllar içinde en fazla yetiştirilen tarım ürünüdür. Un, makarna ve bisküvi sanayinde kullanılır. Bu nedir arkadaşlar? Buğdaydır. 5. En çok Rize ve çevresinde yetiştiren Karadeniz'e özgü tarım ürünüdür. Çaydır arkadaşlar. 6. Şeker sanayinin ham maddesidir. En çok İç Anadolu bölgesinde yetiştirilir. Tabii ki şeker pancarı En fazla Trakya olmak üzere İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yetiştirilir. Yağ sanayinde kullanılır. Bu nedir arkadaşlar? Ay çiçeği. 8. Başta Aydın olmak üzere Ege ve Akdeniz kıyılarında yetiştirilir. Yaş ve kuru olarak tüketilir. En önemli ihraç ürünlerimizdendir. Bu nedir arkadaşlar? İncir. 9. Üretimi devlet kontrolünde yapılır. Daha çok Afyon ve Uşak çevresinde yetiştirilir. Arkadaşlar bu kontrollü bir ürün olan Haşhaş'tır. 10. En çok Malatya ve Elazığ çevresinde yetiştirilir. Yaş ve kuru olarak tüketilir. Bir kısmı ihraç edilir. Tabii ki bu da kayısıdır. Arkadaşlar B sorularımız Boşluk doldurma soruları, teokrasi, meşrutiyet, oligarşi, cumhuriyet ve monarşi kelimelerimiz var. Halkın kendi kendini yönettiği ve ülke yönetiminde halkın söz sahibi olduğu bir yönetim biçimine denir. Ne denir arkadaşlar bu? Cumhuriyettir. 2. Nokta nokta devleti yönetme yetkisinin tek bir kişinin elinde olduğu yönetim biçimidir. Bu arkadaşlar monarşidir. 3. Krallıkla yönetilen ülkelerde hükümdarın yanında bir de seçilmiş meclisin bulunduğu yönetim biçimine denir. Arkadaşlar kralın yanında bir de meclisin olması meşrutiyettir. 4. Nokta nokta egemenliğin yani yönetme etkisinin belli bir grubun ya da küçük bir azınlığın elinde olduğu yönetim şeklidir. Arkadaşlar bu oligarşidir. Ve dini kuralların devlet yönetiminde etkili olduğu yönetim biçimine ise tabi ki teokrasi denir. Arkadaşlar çoktan seçme sorulardan ilki Türkiye Selçukluları kervanların konaklaması için kervansaraylar yaptırdılar. Bu kervansaraylarda kalan tüccarların dinlenme, beslenme, sağlık ve temizlik ihtiyaçları 3 gün boyunca ücretsiz olarak karşılanırdı. Bunun yanında ticaret yollarında zarara uğrayan tüccarların kayıplarını karşılayarak ilk sigorta uygulamasını hayata geçirdiler. Türkiye Selçuklu Devleti'ndeki bu uygulamaların amacı aşağıda hangisi olabilir? A. Anadolu'da ticareti canlandırmak. B. Kervansarayların gelini artırmak. C. Düşman saldırılarına karşı güvenliği sağlamak. D. Yabancı tüccarların ticaret yapmasını engellemek. Arkadaşlar bütün bunların yapılmasındaki amaç tabii ki Anadolu'da ticareti canlandırmaktır. 2. Aşağıdakiler hangisi? Karahanlıların milliyetçi bir yapıya sahip olduğunu gösterir. A. İslam'ı resmi din olarak kabul etmeleri. B. Türkçe'yi resmi din olarak ilan etmeleri. C. Ticaret yolları üzerinde kervansalar yaptırmaları. D. Hükümdarlarının sultan unvanını kullanmaları. Arkadaşlar Milliyetçi bir yapıya sahip olduğunu, tabii ki Türkçe'yi resmi dil olarak kabul etmeleri göstermektedir. 3. Aşağıdakiler hangisi korsan ürünlerle ilgilidir diyor arkadaşlar. A. Telif hakkı alınmış ürünlerdir. Değil arkadaşlar. B. Üzerlerinde Kültür Bakanlığı bandrolü vardır. Hayır, bu da korsan ürün değildir arkadaşlar. C. Ürünlerin vergisi devlete ödenmiştir. Evet, kesinlikle doğru de sahibinden izin alınmadan çoğaltılırlar. Evet bu bir korsan üründür arkadaşlar. 4. Türkiye'de bulunan bir dağın güney yamacındaki bir köyün sıcaklığının kuzey yamacındaki köye göre fazla olmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bir dağın yamacının güney tarafına yani güneşin aldığı yerlerin daha sıcak ve tabii ki güneş görmeyen yerlerin daha soğuk olması bu nedir? bakı ile alakalıdır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. 5. Artvin, Kastamonu, Diyarbakır ve Elazığ illerinde rezelleri bulunmaktadır. Kolay işlenebildiği ve iletken olduğu için yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Elektrik ve elektronik sanayinde kullanılır. Verilen bilgide aşağıdaki madenlerin hangisinden bahsedilmektedir? Arkadaşlar elektrik ve elektronik sanayinde kullanılan ve iletkenliğinin çok iyi olduğu maden tabii ki bakır madenidir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. 6. Aşağıda verilen tıp alanındaki gelişmelerden hangisinin toplumsal dayanışmaya katkı sağladığı söylenebilir? A. Açık kalp ameliyatlarının yapılması değil arkadaşlar. B. Kan bağışı kampanyasının düzenlenmesi. Evet. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar. 7. Süt ve süt ürünleri yeterince tüketilmediği için çocukların boy ortalamaları ülke ortalamasının altında olabilir. Cümlesi aşağıdaki hangisiyle ilgilidir? A. problemin belirlenmesi, B. hipotezin oluşturulması, C. verilerin toplanması, D. rapor yazılması. Arkadaşlar şimdi baktığımız zaman burada bir olabilir cümlesi yani hipotez ileri sürülmüştür. Dolayısıyla bu araştırmada bu cümle hipotez konusudur. Hipotezin oluşturulması konusudur. Cevabımız B seçeneği. 8. İklim seçiciliği olmadığından ülkemizin her yerinde yapılabilir. Nüfusun fazla olması ve pazarlama imkanlarının kolay olmasından dolayı daha çok İstanbul, Bursa, Ankara ve benzeri şehirlerin çevresinde yapılmaktadır. Hakkında bilgi verilen ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? Kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği, arıcılık ve küçükbaş hayvancılık. Şimdi arkadaşlar, e, kesinlikle ipek böcekçiliği belli bir bölgelerde yapılmak zorundadır. Arıcılık da yine aynı şekilde ve tabii ki Küçükbaş hayvancılıkta belli yerlerde yapılır. Ama kümes hayvancılığı hemen hemen her yerde yapılabilir. İklim seçiciliği yoktur. Yani ülkemizde özellikle İstanbul, Bursa ve Ankara şehirlerinde de ve çevresinde oldukça fazla yapılmaktadır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. 9. Tarım ürünleri kimi zaman gıda, kimi zaman sanayide ham madde olarak kullanılmaktadır. Dokuma sanayinde ham madde olarak kullanılan tarım ürünü aşağıya hangisidir? Arkadaşlar dokuma sanayi deyince aklımıza ne gelecek? Pamuk. 10. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkı açısından vergi vermek çok önemlidir. Aşağıdaki hangisi bu ifadeyi destekleyen bir slogan olamaz diyor. Ben kazanırım, ben harcarım. Arkadaşlar bu vergiyle alakalı bir slogan olamaz. Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Evet, vergiyle alakalı bir slogandır. Bayrak bağımsızlığın, vergi varlığın sembolüdür. Doğru arkadaşlar. Hizmet istiyorsan devletten vermelisin vergini yürekten. Evet bu da doğru. Cevabımız A seçeneği. 11. Ülkemizin orta kesiminde ova ve platolar fazladır. Yaz aylarının karasal iklime bağlı olarak kurak geçmesinden dolayı bu kesimlerde buğday tarımı yoğun olarak yapılmaktadır. Bu nedenle ülkemizin orta kesiminde unlu mamuller yani makarna, bisküvi gibi tesisleri fazlaca görmektedir. Metinde verilenlere göre bu tesisin kurulmasında aşırı hangisi etkili olmuştur? Ham maddeye yakınlık, yeterli sermayeye sahip olma, ulaşım olanaklarının yeterli oluşu, gerekli enerjiyi sağlama. Tabi arkadaşlar bu nedir? Ham maddeye yakınlıktır. 12 insanlar ihtiyaçlarını genellikle doğal kaynaklardan karşılar. Bitmeyecekmiş gibi görünen bu kaynaklar insanların bilinçsizce kullanımı sonucu büyük zarar görmektedir. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin bu durumdan daha az zarar gördüğü söylenebilir? A) Ormanlar B) Güneş enerjisi C) Verimli araziler D) Doğal su kaynakları arkadaşlar. Bu bilinçsizce kullanımdan dolayı zarar görenler tabii ki ormanlardır verimli arazilerdir, doğal su kaynaklarıdır. Güneş enerjisi çok da fazla bu durumdan etlenmez. 13. Merhaba, benim adım Elif. Ailem sakin ve sabırlı bir kişiliğim olduğunu söylüyor. İyi bir gözlemciyim. Doğada bulunmayı bitkiler ve hayvanlarla ilgili araştırmalar yapmayı çok seviyorum. Fen derslerine de ayrı bir ilgim var. Buna göre Elif'in aşağıdaki mesleklerden hangisini seçmesi doğru bir karar olabilir? A. Psikolog B. Biyolog C doktor, D arkeolog. Arkadaşlar şimdi baktığımız zaman e, sabırlı, sakin bir kişiliği var. Yani acele etmeyen, e, doğada bulunmayı, bitkileri, hayvanlarla ilgili çalışmalar yapmayı ve fen dersine ilgisi var. Tabii ki burada biyolog olması oldukça e, güzel bir seçenek olabilir. 14. ve son soru arkadaşlar. Aşağıdakiler hangisi? Cumhuriyet yönetiminin özelliklerinden değildir. A. Vatandaşlar seçme ve seçilme hakkına sahiptir. B. Serbest seçimler yolu ile ülke yönetecek kişiler belirlenir. C. Egemenliğin kaynağı halka dayandırılmaktadır. D. Yönetme yetkisi babadan oğula geçer. Arkadaşlar cumhuriyet yönetimi deyince vatandaşlar seçme seçilme hakkına sahiptir. Seçimler serbest bir şekilde yapılmaktadır. Herhangi bir baskı altında değildir. C. Egemenliğin kaynağı halka dayandırmaktır kesinlikle ama yönetme etkisi babadan oğula geçmez. Bu nerede vardır? Daha çok monarşi sistemlerinde vardır. Yani krallık veya padişahlık gibi sistemlerde. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.